Merhaba arkadaşlar. Boş hayaller Bunlar 8. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde e, bir gördüğünüz fiziksel hareketi, e, her hareketi gördüğünüz, gözlemlediğiniz her fiziksel hareketi mükemmel, kusursuz şekilde yapma e, gücünüz var diyelim. Yani mesela işte havada dönüp... Beş tane takla atan birisini gördünüz. Anında bunu sadece görmeniz yetiyor. Mükemmel olarak uygulayabiliyorsunuz diyelim. Böyle bir sihirli gücünüz var. Bu güçle ne yapardınız? Yani buna Adaptive Muscle Memory e, deniyor normalde. Mesela bir hareketi e, yaptığın zaman mükemmel, kusursuz şekilde yapmak için tekrar 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 böyle denemen gerekiyor. Yüz kere, bin kere deneyince artık o mükemmelleşiyor. Hatta beyninde onunla ilgili o kasların hafızası açılıyor. Kasların hafızası açıldıkça o hareketleri daha düzgün, güzel şekilde, mükemmel şekilde yapabiliyorsun. Olimpiyatçılar falan mesela bunları çok kullanırlar. Nasıl bu kadar hani mükemmel, rekabetçi olabiliyorlar, insanüstü yetenekler sergileyebiliyorlar. Hani böyle sınırlarını zorlayabiliyorlar. O işte e, şeyle 10 bin saat yatırıyorlar o yeteneğe yani. Çok büyük beceriyle tekrar tekrar çalışarak o kas hafızasını geliştiriyorlar değil mi? Şimdi hayal edin ki bu kas hafızasını geliştirmek için sizin böyle çok çalışmanıza gerek yok. Saatler koymanıza da gerek yok. Sadece görmeniz, gözlemlemeniz yetiyor. Bu süper gücünüz. Şimdi bu benim için çok etkileyici. Çünkü ben normalde şeyim tam beceriksizimdir bu konularda. E, dispraksiya var bende. Yani işte sakar bir insanım. Yani normalde önüme arkama herkesi çarparım. Yazık kedimin kuyruğuna basıyorum yanlışlıkla. İşte eee sertaçın eşimin e, yanlışlıkla bir tarafını acıtmışlığım çoktur. Yani böyle ayağına basmışımdır, bilmem ne yapmışımdır. Hani böyle sürekli bir küçük çaplı kazaları neden olurum? Yani böyle ocakta bir şey unuturum işte sağa sola çarparım sonra da kızarım böyle, böyle bir dünya ile ilişki fiziksel ilişkim hiçbir zaman iyi olmadı yani ee, hani hiç güvenmem bu konuda kendimi sporla da aram hiçbir zaman iyi olmadı beden eğitimi en sevmedim derse o kasalar hala rüyama girer o kasalardan atlayamazdım yani nefret ederdim neyse yani dolayısıyla böyle bir süper güç benim için çok güzel olurdu doğrusu böyle bir süper gücüm olsa baya bir eğlenirdim diye düşünüyorum. Peki siz neler yapardınız arkadaşlar? Böyle bir süper gücünüz olsa, e, e, bunu kullanır mıydınız? Nasıl kullanırdınız? Birincisi, ikincisi, üç tane şansınız var bunu kullanmak için diyelim. Hangi e, koşullarda kullanırdınız? Üç tane durum düşünün arkadaşlar. Bunların hikayesini yazın. Nasıl kullanıyorsunuz ve bunu nasıl hayata geçiriyorsunuz? Yani bir kere gördüğünüz an o hareketi unutmuyorsunuz ve hemen uygulamaya geçebiliyorsunuz diyelim. Bunu nasıl kullanırdınız? bunu hayra da kullanabilirsiniz, şerre de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacaksınız? Bu önemli olan bu. Bununla ilgili de belki hayal gücünüzü çalıştırabilirsiniz. Bu e, yeteneğiniz iyi yönde nasıl kullanılabilir, kötü yönde nasıl kullanılabilir? Oturun fikirler üretin mesela. İyi yönde kullanmanın 10 yolunu bulun. Sonra da 5 tane de kötüye kullanmanın yolunu bulun mesela. E, bir başka şey böyle bir e, gördüğünüz her şeyi hemen fiziksel olarak uygulayabilme imkanınız olsa hangi meslekleri seçerdiniz? Düşünün ve hani bu meslekleri yapmak çok eğlenceli olabilir aslında. Neler yapardınız? Mesela sirk, sirkte bir gösteri gördünüz ve onu o hareketleri imkansız gözüken atlama, sıçrama, uçuyor, kaçma hareketleri onları yapabildiğinizi düşün mesela. Sirkte çalışıp böyle bir e, sirkte gösterinin başında olmak. Mesela isterdim ben mesela diyelim. Başka ne olabilir arkadaşlar? Beş tane şey bulun. Olimpiyatçı, olimpiyat sporcusu olabilirsiniz. Herhangi bir dalda. Ee, yani e, hani başka ne yapabilirdiniz? Mesela akrobasi, akrobatik hareketler gerektiren meslekler olabilir. Dublör olabilirsiniz mesela. Dublör olup e, böyle ünlülerin dublörü gibi çalışabilirsiniz. E, eğlenceli film çekimlerinde falan yer alabilirsiniz. Dövüş karate falan gibi böyle Boks gibi işte ciddi beceri gerektiren bazı şeyde sporlarda belki kariyer edinebilirdiniz. Çok iyi bir güreşçi olurdunuz vesaire belki. Ne olmak isterdiniz yani? Çok iyi bir dansçı olabilirdiniz. Mesela dünyanın en iyi danslı dansçılarıyla beraber aşık atabileceğiniz mesela işte star yarışmalarına falan katılırdınız belki. İşte Britain has got talent. America has got talent falan gibi. Yeteneksizsiniz gibi falan. Böyle bir yetenek yarışmalarına belki katılıp para kazanabilirsiniz. Yani başka neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Oturun 5-6 tane böyle yapmak istediğiniz şey çıkarın. Başka mesela 10 tane de fikir çıkartın. Başka ne olabilir yani? Neler yapabilirdiniz? Ee, ben bu yazıyı yazdım videomda. Bir tanesi de <laughs> demiş ki işte... Ee, şey yapmak isterdim ee, porno film izleyip onları uygulamak isterdim falan demiş böyle saçma sapan yani e, herkesin şeyi başka yani bakış açısı bu konuya başka ee, dalma mesela bununla ilgili bir hikaye düşünelim şimdi ee, çok böyle yüksekten e, atlayış yapma ve e, dalma yapan birisini gözlemlediniz ee, ama aptalca bir hata yaptınız şöyle ki e, çok yüksekten atladınız denizin içerisine ya da suyun içerisine ama onun nasıl yüzdüğünü gözlemlemediniz yanlışlıkla mesela diyelim. Sonra siz de yüzme bilmiyorsunuz bunu da gözlemlemediniz de dolayısıyla o anda ne yapardınız? Oturun bir zor bir hikaye yazın böyle bir zorluktan nasıl çıkardınız? Ya da böyle bir tehlikeli başka bir hikaye de olabilir böyle bir e, bu yeteneği kullanırken başınıza bir iş geldi diyelim. Nasıl bir iş geldi? E, oturun bunun hikayesini yazın arkadaşlar e, bir başka hikaye illegal olarak bunu kullandığınız bir hikaye yazın kahraman sizsiniz ama illegal olarak bu yeteneği kullanıyorsunuz diyelim nasıl kullanırdınız tehlikeli böyle e, gerilim dolu bir hikaye yazın e, ve peşinizde de birileri olsun yani mesela a, aksiyon sahneleri vardır ya filmlerin böyle en heyecanlı aksiyon sahnelerinden birinde siz varsınız hayal edin böyle bir işte uçak düşüyor yok trenler devriliyor yok bilmem ne oluyor uçuyorsun kaçıyorsun böyle e, kendinize bir macera yazın bu şekilde yani macera filmi sahnesi düşünün neler olabilir diye. E, uzayda mesela böyle bir şey yapsanız, bir hikaye yazsanız, böyle bir şey başınızdan geçti, uzayda ne yapardınız? E, bir başka şey, e, böyle sürprizli bir hikaye yazın. Bu yeteneği kullanırken böyle sürprizli, hiç beklenmedik bir başınıza bir şey gelsin yani. Size de sürpriz olsun bu. Kendinizi de şaşırtın yazarken yani. Gibi arkadaşlar. Böyle bu bu da e, bu bölümde e, böyle bir e, şeye egzersiz yapmış olduk. E, fiziksel gördüğün her şeyi hayal et ki uygulayabiliyorsun. Neler yapardın? Hayatın nasıl değişirdi, dönüşürdü? Mesela hayatında değişecek 10 tane şey neler olurdu? Otur, hayal et yani. Hani bak alternatif senaryolar düşün, çıkar yani. Çok iyi bir mesela aktör olabilirsin. Çok iyi e, yani gözlemleyebildiğin her şeyi yapacağı, yapabilme imkanın var. Neler yapmak isterdin hakikaten? Bu bence gerçekten çok şey ilginç de bir konu. E, bunun hayallerini kurmaya devam edin arkadaşlar burada. E, ben noktalıyorum. Boş hayaller, Bunlar 8. bölüm. Hoşçakalın. kalın. E, 9. bölümde görüşmek üzere.